O yüzden ben esnaf kardeşlerime diyorum ki Türkiye'nin geleceği sizin elinizde. Kim ne hesap yaparsa yapsın, kim ne derse desin, bizim maceraya ihtiyacımız yok. Öngörülebilir bir Türkiye'ye, önü belli bir Türkiye'ye, 20 yıldır, 21 yıldır devlet yönetiminde başarmış, dünyada Türkiye'yi söz sahibi yapmış bir yönetim var, bir lider var. Nasıl olacağı belli olmayanlara değil, 7 kocalı Hürmüz misali bir yönetim tarzı vaat edenlere değil. Ben yönetemedim genel başkanlarla. Onların da aklı yetmez, 2 tane belediye başkanı çağıralım. Belli ki tek başına akılları yetmiyor. Altısı bir araya gelince gene yetmiyor. 2 tane de başkanla takviye yapıyorlar. Ne takviye yaparsanız yapın. Dirayetsiz, iradesiz bir anlayışla tecrübe olmadan bu ülkenin ileri gitmesi, daha ileri noktalara taşınması kolay gözükmüyor. O yüzden de diyorum ki gelin Türkiye'miz için, Urfa'mız için hep beraber Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha sahip çıkalım. Türkiye'nin rotasının değişemeyeceği bir güce, bir kudrete erişmesini beraber temin edelim. Ankara'da hava güzel olduğunda Şanlıurfa'da da güzel olur. Ankara'nın havasını aydınlık tutmak, güzel tutarsak emin olun bütün Türkiye'nin havası güzel olur. Ankara'nın havasını güzel tutmanın yolu Şanlıurfa'dan ve bütün illerimizden geçiyor. Beraber hareket ettiğimizde Türkiye'yi maceraya atmak isteyenlere, Türkiye'yi durdurmak isteyenlere, başka ülkelerin iradeleri önünde eğilen bir anlayışla, onlara adeta tabi olan bir yönetim tarzıyla yönetilmesini isteyenlere karşı hayır diyeceğiz. Dur diyeceğiz, biz kendi gazımızı arayacağız. Biz kendi silahımızı üreteceğiz. Biz kendi otomobilimizi yapacağız. Hava savunma sistemimizi kuracağız. Kendi enerjimizi üreteceğiz deyip onlara meydan okuyan Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında hep beraber bir kez daha duralım diyorum. Çünkü Türkiye'nin daha güçlü olması buradan geçiyor. Ben sizlere inanıyorum.